merhabalar benim çeyiz dünyam YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle papatya modeli yelek e, örneği paylaşacağım inşallah e, modelimiz bu şekilde oluyor arkadaşlar çok basit fıstık ve zincirle oluşuyor alt kısımda şu şekilde zincirin üstüne ikili trabzanla yapılıyor şimdi ben size göstermek amaçlı bunu böyle bu kadar bir model olarak çıkarttım Bu arada ben bu modeli yabancı bir kanalda gördüm. Çok hoşuma gitti. Sizlerle paylaşmak istedim. Ee, sizlere e, göstermek amaçlı elimde şöyle Alize Angora Gold e, numarası 62 ve simli bir ipim vardı. Onunla modeli paylaştım. E, modelimiz şu şekilde oluyor. 3 ve 3 6 tane trabzan üzerine bir model denk geliyor. Bunu kendinize ölçerek yapabilirsiniz. Öncelikle zinciri çekiyorsunuz. Kendinize ölçüyorsunuz ve sonra sayıyorsunuz. 6, 6, 6, 6 diye sayıyorsunuz ki örnekleriniz denk gelsin. Ha bakıyorsunuz örneklerinizin en sonunda beş denk geliyor ikili trabzan. O zaman bir tane daha fazladan yaparsınız. O sorun olmaz arkadaşlar. Bu şekilde oluyor modelimiz. Öncelikle modelimizi buraya koyuyoruz. Ne yapıyorduk? Çok ne çok sıkı, ne de çok gevşek olmak şartıyla. Bir e, miktar zincir çekeceğim. Sizlere ben şöyle dörtlü bir model paylaşmıştım. Şimdi sizlere çabuk ve videom çok uzamasın diye e, üçlü şekilde paylaşacağım modelimi. O yüzden ne yapıyoruz? 6, 12, 18 tane zincir çekiyoruz. Bir tane fazla çekiyoruz. 19 tane zincir çekiyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 18 19. Bu şekilde ve kenarı dönebilmemiz için 1 2 3 tane zincir çekiyorum ve 1 2 3 bırakıp 4. zincirimin içine ikili tırabzan yapıyorum. Tekrar tığım başına ip alıyorum. Yan tarafın içine ikili tırabzan yapıyoruz. Bu şekilde en alt sıramızı ikili tırabzan yaparak her zincirin içine batarak devam ediyoruz arkadaşlar. bu şekilde yapıyoruz. Şimdi ben bu kısmı yapayım. Diğer modelin alt kısmını kurarken tekrar görüşelim. Evet ben ilk sıramı yaptım. Dediğim gibi 6 tane trabzandan bir model oluşuyor. Ben 6, 12, 18 toplamda 3 modellik bir alt kısım gittim sizlere. Şimdi 6 zincir çekiyoruz. 5 zincir pardon. 3, 4, 5 zincir çekiyoruz. Tığımızı modelimizi geri çeviriyoruz ve bakın şurada bir iki bırakıp üçüncü trabzanın tepesine sık iğne ile sabitliyoruz tekrar beş zincir tekrar bir iki bırakıp üçüncüye batıyoruz bakın böyle bir model oluyor şimdi ikinci modelimizin altını kuralım beş zincir zincirleri de çok sıkı çekmeyelim çünkü modelimizi kurarken şu iki burada iki burada bırakıp ortadakine bir tane batıp da model kuracağız. O yüzden çok sıkı çekmeyin. Batmakta zorluk çekersiniz. 5 zincir. Tekrar iki bırakıp üçüncüye batıyorum. Tekrar iki bırakıp üçüncüye ve 1 2 3 4 5 zincir. Tekrar iki bırakıp yani en sonuncuya batıyorum arkadaşlar. Şimdi modelimizin alt kısmını kurmaya geldik. Ne yapıyorduk? 1 2 3 4 5 zincir çektik. Bakın çok sıkı çekmiyorum, gelişek çekiyorum. Eğer eliniz sıkıysa siz zincirleri birer tane arttırabilirsiniz. Bu sinir ip olduğu için bir tık kalın olduğu için ben bunu ikili trabzan şeklinde yaptım ve zincirleri böyle beşerli yaptım. Ama simsiz Alize Angora Gold kullanırsanız onda tabii ki bir tane zincir fazla çekin. Çünkü onunla, o ipler bir tık daha ince oluyor. Şimdi ne yapıyorduk? Tığımızı hafif böyle çekiyoruz. Fıstık yapacağız. Tığımın başına ip alıyoruz ve 1 2 bırakıp üçüncünün içine 1 tekrar tığım başına ip alıyorum. Zincirin içine 2 tekrar 3 tekrar 4 ve tekrar 5. 5 tane fıstığımı yaptım. Tığımın başına ip alıyorum ve hiç bırakmadan yani burayı da toplamadan burada tena, kenarda beklerken bir iki zincir bırakıp üçüncünü yani tam ortanın içine girip bir tekrar iki tekrar üç tekrar dört ve tekrar aynı yere beş tane yaptım bakın bunları bekletiyorum tekrar tığın başına ip alıp bu sefer yan taraftaki beş tane zincirin ortasına bir tekrar iki tekrar 3 tekrar 4 ve 5. batıyorum. Şimdi fıstıkları toplarken nasıl yapıyorduk? Şurada ipimi tutuyorum. Parmağımı şöyle koyuyorum. Kaymasın diye. Ve bir tane ilmek alıp hepsinin içinden geçirdim. Ve şu parmağımla tuttuğum yerin arasına giriyorum. Ve sık iğneyle sabitliyoruz aslında aynı lifteki yapılan şekildeki gibi oluyor. Tekrar bir zincir çektim. İpimi gene gevşettim. Tığımın başına ip aldım ve buraya şu bakın yeri belli oldu. Hepsini topladığım yere 1 2 3 4 ve 5 tane fıstığımı yaptım. Gene tutuyorum ipimi. Çekiyorum. Arasından geçiyorum ve sabitliyorum. Şimdi bir zincir daha çekiyoruz. Burada ipimizde bir şey oluşmuş. Tekrar şimdi bir zincir çektim. Tığımı çektim hafif. Tığım başını ip aldım. Ve bir bunu tepesine yaptım. Tepesine. İki. Üç. Dört. Ve beş. tığın başına gene ip alıyorum. Hiç toplamadan. Bu sefer bu bir model bitti ya. ikinciye başlayacağız. Buradaki zincirin ortasına giriyorum kafesin bir tekrar iki üç dört ve beş gene tığımı bekletiyorum bir tane tığın başına alıyorum ve diğer zincirin ortasına giriyorum yan tarafa tekrar oraya da beş tane dolduruyorum iki üç 4 ve 5. Ne yapıyorduk? İpimizi tutuyoruz. Üçünü bir topluyorum. İpin içinden geçirip sabitliyorum. Ve bir zincir çekip tekrar tekli aynı ortasına 1 2 3 4 ve 5 tane fıstığımı yaptım. Tuttum, çıkardım ve sabitledim. Tekrar bir zincir çektim ipimi gevşettim tığın başına ip alım tekrar onun tepesine bir tane gene beşli tane fıstık yapıyoruz Beş. tekrar bekletiyorum ve bu sefer yandaki yani 3. papatyamı yapıyorum arkadaşlar aynı baştaki yaptıklarım gibi 2 3 4 ve 5 tekrar beklettim yan tarafa girdim 1 2 3 4 ve 5 tutuyoruz, topluyoruz, sabitliyoruz ve çıkarıyoruz. Şimdi bakın yarım kaldı ya burada. Son kenarı yapacağız. Gene burada bir zincir çekip uzatıp bir tane tek fıstığımı yapıyorum. 3 4 ve 5. Tekrar tutup toplayıp sabitliyoruz ve tığımın başına ip alıyorum. Ne yapıyorum? Şuradayım. Şuraya giriyorum. Şu fıstığın hemen dibine ki bura düz bir şekilde dursun, arkaya dönebileyim diye bu şekilde burayı sabitledim. Bakın, modelimizin ilk sırası bu şekilde oluşuyor. Şimdi 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Ve fıstığımızı tamamlamak için geri dönüyoruz. Öncelikle tığımız gene böyle uzatıyorum. Tığımın başına bir tane ip alıyorum. Ne yapıyorduk? Bir iki bırakıp üçüncü zincirimin içine giriyorum ve bir tane fıstık yapıyorum. Pardon, öyle olmayacaktı. Şimdi bu şekilde yaptım ve geri döndüm. Evet, buradayım. Ben kafam şuraya gitti. İlk başladığım yere gitti. Şimdi fıstığımızı artık bitiriyoruz diye 1 2 3 4 ve 5 tane zincirimi tekrar çekiyorum arkadaşlar kusura bakmayın orada kafam karıştı şimdi tığımın başına ip alıyorum ve birazcık uzatıyorum ve hemen şu araya bakın yeri belli şuraya bir tane fıstık yapıyorum 2 3 4 ve 5 ama bu sefer fıstıkları hiç böyle tutmadan Hepsini bir toplayıp bir tane zincir çekiyorum. Ve bir, iki, üç tane zincir çekip tığımın başına ip alıp tekrar aynı yere bir fıstığımızı daha yapıyoruz. Üç, dört ve beş. Tekrar hepsini bir topluyorum. Bir zincirle kapatıyorum. Ve üç zincir çekip yan tarafa giriyorum. Tekrar bu sefer buraya. Buradaki fıstıkların ortasına giriyorum. Bir, iki, 3, 4 ve 5. Hepsini bir kapattım, topladım. Ve 1, 2, 3 zincir çektim. Tekrar tığın başını ip aldım. 1, 2, 3, 4 ve 5. Tekrar topladım, kapattım ve sonra 3 zincir daha çektim. Evet bu şekilde 3, 4, 5 ve diğer kapı. Bu şekilde arkadaşlar. Modelimiz ikinci sırası bu şekilde oluyor. Ortada üç sıra bu şekilde yapıyoruz. Ve tekrar alt kısmı burada yaptığım ilk yaptığım bölümdeki gibi devam ediyor. Eğer ki buraya geldiğiniz zaman tekrar videoyu başa alıp alttan tekrar başladığım yere bakarsanız modelimiz kendiliğinde oluşup gidecek. Çok basit, çok gösterişli ve çok güzel bir model. İster şal, ister bebek battaniyesi, ister yelek her şekilde kullanabileceğiniz bir model. Benim çok hoşuma gitti. İnşallah sizler de çok beğenirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.